Ve aynı gün ülkede hani muhalefet lideri deseniz değil, iktidar ortağı demek daha doğru. İktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nu hapis cezasıyla tehdit etti bir taraftan. Dedi ki Bahçeli, biraz daha devam et Kılıçdaroğlu. Sonunda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın koğuşundaki boş bir ranzaya seni de yerleştirirler. Sen de yerleşirsin. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın açıklaması MHP liderinin hedefindeydi. Hapis tehdidiyle yanıt verdi MHP lideri Bahçeli. Biraz daha devam ederse Kılıçdaroğlu, sonunda Demirtaş'ın koğuşunda boş bir ranzaya onu da yerleştirirler dedi. Siyasetin gündeminde Suriye'de düzenlenecek olası bir sınır ötesi operasyon da var. Türkiye tüm bu şartlar altında koşar adım sandığa doğru ilerliyor. Teşekkür ederim. Yine Vanlı kardeşlerime söyledim. Osman Kavala'dan da, efendim Selahattin Demirtaş'tan da, onların da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız, bize. Bize katılacaksınız. Çözeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş, çok istekliysen terörist Demirtaş'ın hasretini ziyadesiyle çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et. Sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu sever, duvara da halını asarsın. Efendim, bu arada bir parantez açayım. Bu arada birisi de beni hapse göndermekle tehdit etmiş. Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez ya. Kimsiniz siz ya? Kimsiniz Allah aşkına ya? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Vanlılara Demirtaş ve Osman Kavala hapisten çıksın istiyorsanız bize katılın demişti. Aynı çağrıyı grup kürsüsünden yineledi. MHP lideri ise Kılıçdaroğlu'nun o çıkışına tehditle cevap verdi. CHP yönetimi kökünden kopmuş, tarihsel kimliğinden bütünüyle ayrılmıştır Sayın Kılıçdaroğlu. Fazla zorlama, yoksa kayış koparacaksın, senden cumhurbaşkanı olmaz. Eğer biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Biz hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk. Biz sizin gibi değiliz. Dün söylediklerimizi, dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız biz. Ne söylediysek sözümüzün arkasındayız. Siyasetin bir diğer sıcak başlığı ise Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi olası yeni operasyondu. Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir. Operasyon yapacağım diyor şimdi. Sınır ötesi operasyon yapacağım diyor. Senin oğlun var. Dünya kadar milyonları var. Ok atmakta da çok becerikli. Gönder. Niye göndermiyorsun? Fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorsun. Seçim kampanyasını tanklarla yürütmeye hazırlık yapıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Miting konuşmalarını da tankların üzerinde yaparlarsa hiç kimse şaşırmasın. Enflasyon ve dolar fırlayınca hadi Suriye'ye saldıralım, belki paçayı kurtarırız diyorlar. İşte hesap budur. Sınır güvenliği dedikleri TÜRGEV, TÜGVA, TÜRKEN ve SADAT düzenlerinin yolsuzluk ve rant zincirlerinin güvenliğidir. Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek su katılmamış müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir. Şimdi MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için, CHP lideri için senden cumhurbaşkanı olmaz dedi bugün. Bu sözleri çok değil, bundan 4-5 sene önce bir başkası için söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için de aynı şeyi söylemişti. Arşivde duruyor görüntüler. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz dediği o söylev, o nutuk hala arşivde duruyor. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu için senden cumhurbaşkanı olmaz diyor ama bir de hapisle tehdit ediyor. Yani çok meraklıysan seni de içeri atalım. Ser yatağını koğuşa, duvara da işte ne istersen onu asarsın diyor.
Yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkarılacak. Tüm bunlar üst üste geldi Türkiye'de. Mayıs ayının sonunda, Mayıs ayı da çok uzun sürdü. Evet, Mayıs ayının sonunda yargıdan üst üste kararlar gelirken Haziran'ın ilk günü Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkarılacak. O da hapis cezasıyla yargılanıyor. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla. İddia bu. Yargılandığı davada hapis cezası kararı verilirse siyaseten de yasaklanması isteniyor. Tüm bunlar nerede yaşanıyor? Şiir okuduğu için hapse giren ve sonrasında o kısa mahpusluk günlerini seçim meydanlarında sürekli anlatan, mağdur edildiğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında yaşanıyor. Hatırlayacaksınız, Recep Tayyip Erdoğan cezaevine atıldığında bu şarkı burada bitmez demişti. Hatta bu şarkı burada bitmez isimli bir şiir albümü de yayınlamıştı. Peki şimdi siz söyleyin, bu şarkı burada biter mi? Gözler yarınki davada. Çalışıyor, üretiyor. İstanbullulara hizmet ediyor. Hazmedemiyorlar. Hala İstanbul'u kaybettiklerine inanamıyorlar. Hala acaba Ekrem Başkan'ı oradan nasıl alırız arayışı içindeler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünden seslendi, hazmedemiyorlar dedi. Hazmedemedikleri için de acaba Ekrem Başkan'ı nasıl, hangi formülle oradan alırız da oraya birisini tayin ederiz, birisini atarız. Bu arayışa girmek vatana ihanettir. Bu arayışa girmek demokrasiye ihanettir. Bu arayışa girmek millete ihanettir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kim seçti? Saray mı seçti? Uyuşturucu baronları mı seçti? İnsan kaçakçıları mı seçti? Kim seçti? Halk seçti, halk. Halkın iradesine saygı göstereceksiniz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidara saygı göstereceksiniz diye seslendi. Ses tonu sertti. Çünkü o sıralarda partisinin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu cezasının infazı için Silivri cezaevi yolundaydı. 1 Haziran'da da İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkacak. O davanın hemen öncesinde daha Kaftancıoğlu için Yargıtay kararı çıkmadan Trabzon'da bayram ziyareti sırasında Halk TV her iki isme de gelebilecek muhtemel cezaları sormuştu. Halk TV Gürgündüz, benim de sorum Yeşil Partisi'nin milletvekili Akdeniz'in seçime doğru size siyaset yasa cezaları getirebileceğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da tutuklanabileceğine dair size gerçekleşmesi muhtemel bir kod gösteren senaryosu da bulundu. Seçime doğru böyle sahneleri bekliyor ve böyle bir hamle sizi şaşırtır. Halk TV'de Ahmet Şık beyefendinin ortaya koyduğu bu gündem var mıdır? Ya ne olmadı ki bu ülkede bu olmasın? Ama her şey mümkün. Yani bir Ekrem'e böyle bir şey yapar, bir bakarsınız milyonlarca Ekrem ona sandıkta tokat gibi bir cevap verir. İmamoğlu Trabzon'da böyle yorum yapmıştı. Şimdi hakim karşısında olacak. Günler önce uzman raporu da hazırlanmış. İki siyasetçi arasında geçen tartışmada YSK'ya gönderme yoktur denilmişti. Tabii ki burada gitmekte olan, gelmekte olandan rahatsız olacak. Savcı mütalasını verdi. İmamoğlu hakkında 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapisle seçme ve seçilme haklarından mahrumiyet isteniyor. Yani siyaset yasağı gelebilir. Aslında ceza çıkmasa da şu ana kadar mesaj verilmiş durumda. Ben bu iki figüre, yani İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Belediye Başkanı nezdinde simgelenen yükselişe engel olmak istiyorum şeklinde bir mesaj vermiş oluyor. Bu hesaplaşma bir türlü bitmedi. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder fıtratıyla hareket ediyorlar ve Sayın İmamoğlu'yla bir hesaplaşma. Ekrem İmamoğlu karar duruşması öncesi konuşmadı ama Çubuk davasındaki karar ve Canan Kaftancıoğlu üzerinden yaptığı paylaşım manidardı. Bir yanda söz, bir tweet yüzünden açılan, ağır cezalar istenen davalar, diğer yandan ana muhalefet partisinin genel başkanını linç eden, hayatına kastetmeye yeltenen kişilere verilen komik cezalar. Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?
Bir başka davada verilen kararla devam edeceğiz ama bugün 31 Mayıs, bugün Gezi direnişinin yıl dönümü. Cumhuriyet